Saygıdeğer basın emekçileri ve kamuoyu, dün Genel Başkanımız tarafından ilk bilet alımı yapılarak gerçekleştirilen hayata geçen Askıda Genç Bilet Projesi'nin detaylarını paylaşmak için bir aradayız. AK Parti iktidarının ülkemiz öğrencilerini bilet alamadığı için evlerine dönemediği bir Türkiye yarattığı gerçeği ne yazık ki gün yüzüne çıkmış durumdadır. Öğrencilerin bu durumunu Ramazan Bayramı vesilesiyle ele almamız gereken bir dönem yaşadık. Biz bu kampanyayı hem öğrenciler bayramda ailelerinden uzak kalmasın hem de yaratılan ekonomik krize bir çözüm olarak ortaya çıkardık. Türkiye kötü yönetiminin bir sonucu olarak ekonomik yıkım yaşarken sosyal devlet olmanın gereklilikleri iktidar tarafından yerine getirilemiyor. Orta sınıf yoksulluğa, yoksul sınıf açlık sınırına itilmiş durumda. Gençler ve çocuklar umutsuzluk içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hükümetin en önemli vazifesinin dünyadaki rekabet ortamında gençlere iyi bir eğitim vermesi gerekliliği ortadayken ne yazık ki ülkemizde üniversite öğrencileri en temel insan haklarından olan barınma, ulaşım ve beslenme gibi temel problemlere ve temel haklara kavuşamıyor. Öyle ki evlerinden uzakta eğitimini sürdürmeye çalışan öğrencilerin bayramda aileleriyle bir araya gelememesi bile mevcut iktidarın dikkatini çekememiş durumda. Bilet fiyatlarındaki artış nedeniyle üniversitelerin bayramda aileleriyle beraber geçirme şansları, bayram evlerinde kutlama şansları ellerinden alınmaktadır. CHP Gençlik Kolları olarak ülkemizin içine sürüklendiği şartları değiştirmek için çalışırken koşulların bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu amaçla gençleri çaresizliği ve umutsuzluğa bırakmadan TÜLO Vakfı'yla işbirliği içerisinde bu kampanyayı hayata geçirdik, dayanışma anı başlattık. Askıda Genç Bilet Projemizden biraz bahsetmek istiyorum. Askıda Genç Bilet Projesi 18-25 yaş arasındaki örgün üniversite eğitimi alan gençleri kapsayan ve onlarla yurttaşlarımız arasında bir dayanışma ağı kuran projedir. Öğrenciler projenin web sitesi olan askidagençbilet.com sitesi üzerinden bilet talebini oluşturduktan sonra bu talepler gönüllü yurttaşlarımızla beraber diyalog kapısı ve birliktelik sağlanarak çözülecek. Gönüllü bağışçılarımızın yaptığı bağışlar öğrencilerimizin SMS olarak biletleri öğrencilerimizin telefonlarına iletilecektir. Bu projeyle bayramı evlerinde geçirecek ve geçirmek isteyen öğrencilerimizi manevi olarak destekleyeceğiz. Bir yandan bu sorunun otobüsçü esnafını kapsadığının da farkındayız. Bir biletleme şirketi tarafından verilen verilere göre %41 oranında azalmış durumda önceki yıllara göre bilet talebi. Bayramda insanlar ekonomik zorluklardan dolayı ailesinin yanına gidemiyor ve bu anlamda biletleriyle ilgili sorunlar yaşıyor. Biz bunu da otobüsçü esnafımıza bir gelir kapısı olarak bir proje sunmaktan dolayı mutluluğumuzu ifade etmek isteriz. Ekonomik şartlar her geçen gün geriye giderken yaratılan olumsuzluklar gençler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Biz bu sorunları sadece dayanışma ile çözemeyeceğimizin farkındayız. Ama bugün muhalefet partisinin gençlik kolları olarak en azından bir dayanışma ortamı sağlamak ve bu sorunlara geçici bir çözüm üretme arayışında olduğumuz için bu projeyi hayata geçirdik. Ama sadece dayanışmayla değil, bu sorunların çözümü için bir iktidar değişikliğinin ihtiyaç olduğu çok açık ve net ortadadır. İçimiz ferah, amacımız bugünlerin yükünü dayanışmayla paylaşmaktır. Çok yakında gençler, öğrenciler, kadınlar, yoksullar gibi tüm ezilenlerin sorunlarına çözüm üretecek yepyeni bir iktidar ilk genel seçimlerde Türkiye'ye sunulacaktır. Bizler dayanışmayı gerek kalmadan sosyal devleti iliklerimize kadar hissedeceğimiz yepyeni güzel günlerin hayaliyle bir aradayız. Dayanışmaya omuz verecek tüm yurttaşlarımıza teşekkür eder. Öğrencilerimize şimdiden aileleriyle beraber mutlu ve güzel bir bayram dileriz. Çok teşekkür ederim.